Yusuf Kaplan Seçimlerin Vebali ve Toplumun Basireti Türkiye yakın tarihimizde benzerine pek rastlanmayan bir yerel seçime gidiyor bugün. Altı üstü bir yerel seçim bu ama her şeyi yerinden edebilecek bir yerel seçim. Soru şu haklı olarak. Hem yerel seçime gidiyoruz hem de her şeyi yerinden edebilecek bir seçim olabilir bu yerel seçim diyoruz. Burada bir çelişki yok mu? Soru ilk başta doğru ve haklı bir soruymuş gibi gözüküyor ama burasının Türkiye olduğunu, bu toplumun iradesinin Ali Cengiz oyunlarıyla ipotek altına alındığını hatırladığımız zaman, ülkedeki her karar anının kritik gelişmelere gebe olduğu gerçeğini asla göz ardı edemeyeceğimizi bilmemiz gerektiğini hatırlıyoruz. Evet, yerel seçimlere gidiyoruz ama her şeyi yerinden edecek gelişmelere karşı her an hazırlıklı olmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Neyin intikamı? Kampanyalar sırasında bu söylediklerimi doğrulayacak çok kritik hatta ürpertici gelişmeler yaşandı. Mesela bu seçimlerin intikam seçimleri olduğu söylendi sık sık bazı muhalefet temsilcileri tarafından. Neyin intikamıydı bu? Yerel seçim değil miydi bu seçimler? İntikam da ne demek oluyor şimdi? Üstelik bu seçimlerin intikam seçimleri olduğu ülkenin en deneyimli siyasetçileri tarafından dillendirildi. Nasıl bir deneyimdir bu böyle? Deneyimli siyasetçilerden daha sakin, daha toparlayıcı, daha bilgece açıklamalar yapmalarını bekleriz normalde değil mi? Ama normalde elbette. Ne ki bu ülke yakın tarihi hem anomaliler hem de anormallikler tarihi olan bir ülke. Bu yerel seçimlerin intikam seçimleri olduğunu söyleyen, sözüm ona deneyimli siyasetçi Adnan Menderes'le yola çıkan, milletin iradesinin iç ve dış güç odakları tarafından nasıl ipotek altına alındığına tanık olan bir siyasetçi. Ama 15 Temmuz işgal girişimiyle toplumun iradesinin nasıl ipotek altına alınmak istendiğini hep birlikte yaşamamıza rağmen bu deneyimli siyasetçinin adeta hafıza yitimi yaşarcasına, Menderes'in bile kemiklerini sızlatacak bir intikam açıklaması yapmaktan çekinmemesi, bu ülkede iplerin, bu ülkenin has çocuklarının eline geçebilmesi için daha çok mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor bize bir kez daha. İntikam söylemleri her yerde, her fırsatta ve sıkça dillendirildi, açık veya örtük şekillerde, bu kampanyalar sırasında da. Özellikle de HDP'nin bazı temsilcileri ve yöneticileri tarafından. Meşruiyet tartışması ne demek? Bu seçimlerin basit bir yerel seçim olmadığını gösteren belki de en önemli sorun AK Parti'nin büyük şehirleri kaybetmesi ya da toplam oy oranında düşüş gözlenmesi durumunda AK Parti iktidarının meşruiyetinin tartışmaya açılacağı dillendirildi muhalefet partileri tarafından. Bu tehlikeli işte iktidara mevcut, iktidarı veren seçimler geçtiğimiz Haziran ayında yapıldı ve 4,5 yılı boyunca iktidarın meşruiyetini tartışmaya açmak, Ali Cengiz oyunu oynamak demek. Bu da ülkenin değil, küresel güç odaklarının çıkarlarını savunmak anlamına gelir. Bunun adı düpedüz ihanettir. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümlerinden birini gerçekleştirdi. Başkanlık sistemine geçerek Başkanlık sistemi hem ülkedeki karar mekanizmalarının daha hızlı ve verimli çalışması açısından hem de bunun sonucu olarak Türkiye'nin hızlı büyümesi ve güçlenmesi açısından hayati bir dönüşüm oldu. Başkanlık sistemine geçilmesi, önceki parlamenter sistemin savunucusu bazı kesimleri rahatsız etti. Önceki sistem adı parlamenter sistem olsa da tepeden dayatılan tas tamam bir şakoben sistemdi. Üç sacayağı olan bir oligarşi, layüsel bir hukuk oligarşisi, layüsel bir askeri oligarşi, layüsel bir ticari ekonomik oligarşi. Bu üç oligarşik mekanizmayla, toplumun iradesi ipotek altına alındığı, parlamenter sisteme geçtiğimiz 70 yıl boyunca, başkanlık sistemine geçince, bu oligarşik sistem büyük darbe yedi. O yüzden, eski sistemin savunucuları bugünkü seçimler yerel seçimler olmasına rağmen intikamdan veya meşruiyet sorununun patlak vereceğinden söz edebiliyorlar. Toplum basiretini kuşanacaktır. Sözün özü, bu ülkede ipler henüz bu ülkenin has çocuklarının eline geçmiş değil. Ülkeyi iki asırdır içerden teslim alan şebekeler, küresel sistemin çıkarlarının koruyuculuğunu yapan şer şirret çevreler, bu ülkede iplerin bu ülkenin has çocuklarının eline geçmemesi için kıyasıya mücadele ediyorlar. Eğitim, kültür, medya, gençlik ve şehircilikteki büyük eksikliklere ve yanlışlıklara rağmen, bu asil toplum, bu ülkenin istiklal ve istikbal mücadelesini sekteye uğratacak bir hata yapmaz. Yine Somali'den Mogadishu'ya, Açeden Patani'ye, Balkanlardan Kafkaslara kadar dünyanın dört bir tarafında Türkiye'yi son kale olarak görüp son kalenin düşmemesi için dua eden mazlumların umutlarının sönmemesi için basiretle ve ferasetle hareket etmek boynumuzun borcudur. Yükümüz de yükümlülüğümüz de ağır. Yükümlülüğümüzün bilinciyle hareket edemezsek bu yükün altında kalırız ve bize umut olarak bakan mazlumların umutlarının suya düşmesinin vebalini iki cihanda da ödeyemeyiz asla. Bendeniz bu toplumun ferasetine ve basiretine güveniyorum. Bu büyük tarihi vebal bilinciyle hareket edecektir. Bir kez daha seçimler ülkemize hayırlı olsun. Hayırlar güzellikler getirsin. Yusuf Kaplan Yeni Şafak